Merhabalar arkadaşlar. Bir önceki dersimizde kütüphaneleri kullanacağımızdan bahsetmiştik. Dışarıdan kütüphaneler kullanalım. Mesela mobil uygulamalarda sıkça kullanılan tost mesajları var arkadaşlar. Tost mesajı ne mi? Daha önce görmediyseniz birazdan yapınca hep beraber görmüş olacağız. Hemen bir tane tost mesajı kullanmak istiyorum. Onun için şöyle gelelim buraya. Şurayı kapatayım arkadaşlar. Şöyle yapalım hatta bir tane uygun bir resim bulalım. Dost message diyelim buraya. Şu arkadaşlar dost mesajı dediğimiz şey aslında tam olarak bu. Hi I am dost message diyor mesela. Şu resmi alalım. Biz bu resim mi kullanalım? Bu resmi sadece şunun için alıyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Şuraya koyacağım yani. Şöyle sağ tıklayıp yeni sekme daha aç diyorum. Resmin şurasını almak için tabii ki adresini almak için. Yani normalde sağ tıklayıp resmi de alabiliriz. Şöyle geliyoruz. Şurada göstereyim. Şurada Flutter'ın ilk sayfasına gidelim. Flutter diyoruz. Burada bir sürü paket var arkadaşlar. Flutter paketleri. Onlardan bazılarını kullanacağız. Bunların hatta birçoğunu dersimizde kullanacağız. Birçoğundan örnekler oluşturacağım. Dost burada mı diye şöyle bir bakıyorum. Burada değil arkadaşlar. Şuraya dost diye yazdığım zaman büyük ihtimalle en üstte çıkacaktır. Flutter dost. Şuradan alıyorum. Derse başlamadan önce öncelikle şunu bir oluşturalım. Gelip şöyle şunun için bir tane şey oluşturalım öncelikle arkadaşlar. Yeni bir tane ne oluşturuyoruz? Hatta yeni bir tane evet evet yeni bir tane olsun. Şöyle Ctrl D ile Ctrl Z yapıyorum. Yanlış oldu. Ctrl D ile bir tane daha gesture detector oluşturmak istiyorum. Şöyle oluşturdum. Şu resmi değiştireceğim. Şöyle geliyorum. Resmi buraya yapıştırdım. Dost resmi burada. Bunun bir yere gitmesini istemiyorum aslında. Şöyle burayı normal fonksiyona çevirmek istiyorum. Kapatıyorum burayı. Hop normal fonksiyon. On tap. Burayı kullanacağız. Bu kalsın şimdilik böyle. Şöyle bir gelip bakalım. Geldi mi? Evet, geldi. Şurayı dost mesajı kullanma diyelim başlığına. Şöyle yapalım. Dost mesaj mesajı örnekleri diyelim. Örnekleri. Birkaç tane örnek tost mesajı yapacağız. Hem tost mesajı yapacağız hem de şu gesture detector'ın bir tekrarını yapmış gibi olacağız. Şuraya geliyoruz arkadaşlar. Nasıl kullanacağız? Şurada ilk olarak bir paketi bulduğunuz zaman arkadaşlar önce şöyle ritmi bölümü açılır. Burada nasıl kullanacağınızla ilgili birçok örnek gösterilir aslında. Şurada example bölümünde direkt alıp kullanabileceğiniz örnekler vardır. Installing bölümünde ise nasıl kuracağınızı gösterir. Şöyle burayı alırsınız, kopyalarsınız. Elinizle de yazabilirsiniz fakat hata yapmamak için mutlaka kopyalayıp getirip buraya yapıştırın arkadaşlar. Çünkü burada yapacağınız herhangi bir hata çalışmamasına neden olacaktır. Şu an size anlattığım gibi şöyle Flutter Package Get fonksiyonu çalışıyor. Şu komut çalışıyor. Bu komut sayesinde internetten onu getirip uygulamamın içine yerleştirdi. Burayı kapatıyorum. Uygulamamı şöyle tamamen kapatıyorum. Geliyorum buraya. Öncelikle import etmem gerekiyor. Zaten nasıl kullanılacağı ile ilgili bölüme dikkat ettiyseniz önce import etmekten şuraya gelelim. Şöyle import etmekten bahsediyor. Önce import edilmesi gerekiyor yani. Şöyle gelip import diyorum ve flutter dost zaten direkt en üste çıkardı. Şöyle getirdi. Dost yazdığınızda zaten direkt bu çıkacaktır. Kaydediyorum. Şöyle geliyorum. Nerede kaldık? on top bölümü şurada. Buraya bir tane flutter dost oluşturalım. Flutter nokta daha doğrusu flutter şöyle flutter t yazdığınız anda flutter dost çıktı. Şöyle tıklıyorum ve show dost diyorum. Yani dostu göster. Burada şöyle geliyorum. Öncelikle dostumun mesajını yazıyorum. Yani dostumda ne diyeceğim? Ne diyelim? Bu öyeye bir defa tıkladınız diyelim. Bir defa tıkladınız. Şöyle şu baş harfleri düzeltelim. Bir öyeye bu öyeye bir defa tıkladınız. Şöyle ucuna ünlem koyalım. Mesajımız bu. Dostumuzun uzunluğunu yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle dost length. Burada iki seçeneğimiz var. Uzun mu, kısa mı? Biz buna belli bir süre de veririz. Fakat genelde şöyle uzun veya kısa şeklinde belirtilip oluşturuluyor. Daha sonra şöyle gelip gravity veriyoruz arkadaşlar. Gravity ne işe yarıyor? Şöyle üç seçeneğimiz var. Tost mesajımız altta mı olsun, üstte mi olsun yoksa ortada mı olsun? Biz şimdilik 6 seçtik. Diğerlerinde ortayı ve üstü de hep beraber göreceğiz. Şurada bir hata alıyorum ama sebebini yazmıyor. Ha şurada virgül. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bir virgülün ne kadar x ne kadar önemli olduğunu hep beraber görmüş olduk. Bir de dost mesajıma arka plan rengi vermemi istiyor. Ben şöyle biraz koyu bir renk olsun istiyorum. Pardon şu şarp işaretini yapamadım. Şöyle 23, 23, 23 yapıyorum. Burada hexademikal renk kodu girmeniz gerekiyor. 16'lı sayı tabanıyla. Renk kodlarını zaten burada istediğiniz zaman şöyle colors nokta renkler dediğinizde aslında renklerin yanında yazıyordu ama neyse önemli değil. Şöyle geldim Ctrl Z ile yine virgülü unuttum. Virgülü unuttuğunuzda bir de text color seçmem gerekiyor arkadaşlar. Testimin rengi yani yazım hangi renk olacak? Hemen bunun da beyaz olmasını istiyorum. Şöyle 6 tane F'yi yan yana yazıyorum. Ve hemen tost mesajımızın ilkini denemek için uygulamamı çalıştırıyorum. Evet arkadaşlar uygulamamın açılmasını bekliyorum. Ve evet arkadaşlar uygulamam geldi. Toast mesajı şöyle tek tıkladım. Gördünüz mü? Şöyle bu öğe bir defa tıkladınız diyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Tabi bunu birden fazla satırlı şekilde falan da kullanabilirsiniz. Bunun için şöyle yapalım. Örneğin çift satırlı olsun kaydettim. Şöyle geldim, tıkladım gördüğünüz gibi. Bu öğeye bir defa tıkladınız. Yani istediğiniz kadar yazı yazabilirsiniz buraya. Birkaç örnek daha yapalım. Bunun için şöyle burayı kopyalıyorum. Tekrar tekrar yazmamak için. 10 tap değildi arkadaşlar. Ne yapalım? 10 double tap mesela. Bu öğeye 2 defa tıkladınız diyelim. İki defa tıklama durumunda arka planı tamamen beyaz olsun. Tam tersi yapalım yani. Şöyle Yazımızda bu renk olsun. Şu uzun değil de, daha doğrusu bu da uzun görülsün. Fakat şu ortada çıksın. Şöyle center diyelim ve ortada çıkması için şimdi şöyle çift tıkladığım zaman bu öğe iki defa tıkladınız diyor. Gördüğünüz gibi bu, öğ bu öğe iki defa tıkladınız diyor. Ama yazı değişmedi. Neden? Çünkü bazen oluyor. Kaydediyor. Öyle kalıyor. Yoksa normalde şu an arka planın beyaz. Ön yüzünde şey olması gerekiyordu. Şöyle düzeltiyorum kodlarımı. Şuraya virgül koyuyorum. Kodlarımın biraz daha düzgün görünmesi için. Ve kodları düzenliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir şekilde görülüyor. Tekrar buradan yeniliyorum. Belki düzelir şu renk olayı diye ama belli olmuyor. Bazen maalesef böyle kaldı arkadaşlar. Önemli değil. Bir de uzun tıklama yapalım. Aslında bu dersimiz birçok şeyi barındırmış oldu. Toast mesajları çok önemli. Toast mesajlarını kullanmayı öğrenmiş oldunuz. Bu öğeye uzun tıkladınız diyelim kaydedelim bunu da üstte gösterelim. Şöyle tap diyelim ve üstte yer alsın. Şöyle e, toast mesajlarını kullanmayı öğrendik arkadaşlar burada. Şu gesture detector'ların tekrarını yapmış olduk. Hem on tap halini, on double tap, on long press gibi 3 e, tane kullanımını daha önce kullandığımız üçünü tekrar kullandık. Çünkü en çok bunlar kullanılacak. İleride bunların sürükleme metotlarını falan da göreceğiz ama şimdilik bu kadar. Bir de bu dersimizin zaten temel amacı şu kütüphane olayını anlayabilmekti. Öncelikle tabi burada kütüphane değil de paket diyoruz buna. Önce gelip paketimizi bulmayı öğrendik. Daha sonra şu installing bölümünden paketi alıp gelip buraya yapıştırmayı öğrendik. Şu dependencies bölümünün altına yerleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yanlış yerlere yerleştirirseniz çalışmaz. Daha sonra burayı kaydedip şöyle herhangi bir değişiklik yaptığınızda zaten otomatik olarak kaydediyorum. Ve Flutter Package Get komutumun çalışmasını bekliyorum. Çalıştıktan sonra gelip kullanmak istediğim paketi import ediyorum. Daha sonra istediğim zaman kullanabiliyorum. Yani Flutter toast normalde Flutter'ın kendinde var olan bir şey değil. Fakat biz ne yaptık? Hazırlanan paketlerden birini uygulamamıza getirdik. Uygulamanın içinde o paketi kullanmayı öğrenmiş olduk arkadaşlar. Bu ders önemliydi. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.